İyi günler, Batı Emenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Emenistan, Arsak Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı gerçeğini tanıyan ilk ülkedir. Bugünkü Emenistan azerbaycan Savaşı'nın kökleri. Rus barış gücü Dağlı Karabağ'da Laçin Koridoru boyunca trafiğin güvenliğini sağlıyor. Kaşatak bölgesinin Agavno Köyü'nün belediye başkanı topluluktaki durumla ilgili ayrıntıları sunuyor. Van Gölü'nde balıkçılar geçmiş yıllara oranla daha verimli bir sezon geçiriyor. 1827 bir Aralık'ta Şuşi'de ilk Ermeni matbaası kuruldu. Uluslararası hukuk düzeyine ve sever anlaşmasının 92. maddesine göre Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ilgili sınırlar ilgili devletler arasında doğrudan anlaşma ile belirlenecektir. İlgili devletlerin bir anlaşmaya varamamaları durumunda söz konusu sınır kendi davranışlarından da sorumlu olacak olan başlıca müttefik kuvvetler tarafından belirlenecektir. Ayrıca 22 Kasım 1920'de barış antlaşmasına göre Başkan Wilson Ermeni devletinin batı sınırını çizmeye karar verdi. Dağlık Karabağ özerk bölgesi, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile aynı zamanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılma sürecine başladı. 26 Şubat 1988 tarihinde Yerevan'da 1 milyon kişi Karabağ'ın Ermenistan'a bağlı olduğunu iddia ederek yürüyüş yaptı. 1988'de Ermenistan henüz bağımsızlığını ilan etmemişti. 20 Şubat 1988 tarihinde Arsak Parlamentosu Ermenistan ile birleşme lehinde oy kullandı. Arsak halkının düzenlediği referandumda bu kararı ifade etti. Doğu Ermenistan 1990 yılının 23 Ağustos'ta Arsak'a katılmaksızın kendisini bağımsız olarak ilan etti. Böylece Arsak bölgesi uluslararası hukuk düzeyinde 1920'de tanınan Batı Ermenistan'a bağlı kalıyor. Batı Ermenistan'daki Ermenistan Devleti'nin çözülmemiş doğu sınır meselesi 1990 yılında Arsak'ta savaş kışkırttı. Azerbaycan tarafından sınırlara geri çekmek için bir savaş başlatıldı. Azerbaycan askeri güçlerinin Nahçıvan ile Kavşak noktası oluşturmasına izin verdiği ölçüde Ermeni Devleti'ne danışmadan hareket etti. Genel olarak Ermeni halkının kahramanca direnişi, Nakhchivan'ı Azerbaycan'a katma ve Batum Antlaşması'nı uygulama planını durdurmuştur. Batum Antlaşması, Türkiye tarafından Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti hükümetiyle 4 Haziran 1918'de General Andranik Ozanian ve Garegin Necdehin çabalarıyla Zangezur'daki durumu dikkate alınmadan imzalandı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut olacak. Bugünkü Azeri Ermeni ihtilafının kökü ta 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Transkafkasya'da Bakü'nün Türk kuvvetlerince işgal edilip oradaki Ermeni nüfusun 3 gün süren bir dizi kıyımla katledilmesine kadar uzanır. Bu kıyımlar Ermenilere yapılan soykırımının baş mimarlarından Behaeddin Şakir'in Eylül 1918'de Bakü Emniyet Müdürlüğü sırasında yaşanmıştır. Bu kıyımlar sırasında teşkilat hamasusacılar ve yerel Azeriler 6 ay önce Ermenilerce öldürüldükleri öne sürülen Azerilerin öcünün alınması gerekçesiyle 3 gün 3 gece boyunca tahminen 25 bin savunmasız Ermeniyi katletmişlerdi. Bunun Türkiye içinde de dışında da Ermenilere karşı geniş kapsamlı yaygın bir soykırım planıyla temelden bağlantılı olduğu görünüyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri, Laçin koridorundan geçen araçların güvenliğini sağlıyor. Bu, TTM tarafından Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na tıfta bulunarak bildirildi. Açıklamada barış güçleri sivil araçların hareketini, sakinlerin Laçin koridoru üzerinden taşınması sağlıyor, altyapı rehabilitasyon görevlerini yürüten inşaat ekiplerini eşlik ediyor ve onların güvenliğini sağlıyorlar denildi. Agavno Topluluğu Başkanı Andranik Çavuşyan'ın Armen Presse söylediğine göre şu anda 9 aile Arsak'ın Kaşatak bölgesindeki Agavno köyünde yaşamaya devam ediyor. Ağavno Topluluğu Başkanı, öz köyümüzde yaşama ve onu Ermeni olarak tutma pozisyonumuz değişmedi. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Barış güçleri işlerini yapıyorlar ve biz ailelerimizin ve köyün güvenliğini koruma hakkına sahibiz. Burada kalan erkekler köyün çevresinde nöbet tutmaya devam ediyor. Köy belediye binasının çatısında bayrağımız dalgalanmaya devam ediyor. Orada başka bir bayrak görmek istemiyoruz. Hayatımız pahasına da olsa haklarımızı savunmaya hazırız. Buradan Stepanakerti ve tüm Ermenilerin haklarını savunuyoruz. İlgili makamlardan net açıklamalar istiyoruz. Bize köyün Ermeni olarak kalacağı söylendi. Ancak onlar tahliye için yakıt ve otobüs sağlıyorlar, dedi. Ona göre köyde yaklaşık 3 gündür elektrik kesildi. Artsak'taki iletişim araçları çalışmıyor ve Agavno'da yaşayan ailelere arkadaşlar ve akrabalar tarafından yiyecek ve diğer gerekli malzemeler gönderiliyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde balıkçılar geçmiş yıllara oranla daha verimli bir sezon geçiriyor. Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali avlayan balıkçılar bu yıl kentte balık sayısında artış olduğunu dile getirdi. Jandarmanın yasak döneminde aldığı önlemler sayesinde balığın boyu uzarken sayısı da her geçen yıl artıyor. 9 ay boyunca gölde avlanan inci kefali 15 bin insanın ekmek kapısı oluyor. 1920'li yıllardan itibaren Şuşi hızlı gelişme yolunu tuttu ve şehirde Ermeni üstün aydınları yoğunlaşmaya başladı. 1 Aralık 1827'de İsviçreli evangelist vaizler Avgus Detricht ve Felician Cambeza, Transkafkasya'da Tiflis ve Eşmiyazin'den sonra üçüncü olan Şuşi matbaasını açtı. Böylece Şuşi ulusal şablondan çıktı ve Avrupa önemi olan bir kültür merkezi haline geldi. Şuşi'deki baskı talebine tanıklık eden 171 kitap burada yayınlandı. Matbaada Esai Hasan Calalyan, Berç Proshyan, Tercümanyan, Manuk Aberyan ve diğerlerin eserlerini yayınlandı. Madbanın verimli faaliyeti 1920 yılında Şuşi'nin Müsavat Azerbaycan'ın ceza birlikleri tarafından ele geçirilmesiyle kesintiye uğradı. Madbaayı soyup binayı ateşe verdiler. Sovyet döneminde madbaa özel şahıslar tarafından yeniden inşa edildi. Ve 1992'de Şuşi'nin kurtarılması sırasında geri çekilen Azeri ordusu kendine has barbar tarzıyla binayı yeniden ateşe verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van topluluğu tarafından seslendirilen Nazeyi Oror adlı eseri sunuyoruz. Kadise. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.